ve camiler bomboş dedim, bomboş. Cemaat camide istediği şeyi duymuyor. Camiler onun için boş. Hoca efendiler çıkıyor, hutbe anlatıyor 4 dakika. 4 dakika. Ve o 4 dakikanın içerisine siyaset giriyor. Cemaat camiye gelir mi? Ben size soruyorum. Gençlik, nesil duymak istediğini duymadığı için camiye gelmiyor. Duymak istediğini duymadığı için camiye gelmiyor. Gençlik deist oluyor. Gençlik ateist oluyor. Gençlik İslam'dan uzaklaşıyor. Sebep, hakikati konuşan hocaları görevden alırsanız Allah'ın mescidine kilit vurmuş olursunuz. Gençlik camiden uzak duruyor değerli kardeşlerim. Ve biz bu kürsülerden Hazreti Muhammed'in kokusunu cemaate veremedik. Bakın bu kürsü Hazreti Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kürsüden cemaate Hazreti Muhammed'in kokusunu veremezseniz siz camileri dolduramazsınız. Camiler ağlıyor değerli kardeşlerim. Camiye gelen Müslüman da bilinçsiz geliyor. Caminin içinde telefonunu açıyor. 100 defa telefonuna bakıyor. Şimdi hepiniz şu merdivenden çıktınız. Telefonunun WhatsApp'ına gelen mesaja bakmadan camiye giren bir Müslüman varsa elini öpeyim. Hocam merdivenden çıkarken bana mesaj geldi. Bakmadan camiye girdim diyen varsa onun elini ayağını öpeyim. Ama Allah'ın mesajı olan Kur'an'ı cemaat dinlemiyor. Niye? Doğruları anlatmadığımız için camiler emekliler yurduna döndü.